Merhaba, ben Sera. Bugün seninle çok önemli olan kendini koruma kuralları hakkında konuşmak istiyorum. İyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı çok iyi öğrenmelisin. Hepimiz iyi dokunuşun nasıl olduğunu biliriz. Mesela ailemize sarılmak veya arkadaşlarımızla oynamak. Kötü dokunuş ise vücudundaki hassas bölgelere dokunulmasıdır. Kimse vücudunda deniz kıyafeti giydiğinde kapadığın yerlerine dokunamaz veya senden başkalarının kapalı olan yerlerine dokunmalarını isteyemez. Ama doktora gittiğinde doktorun kontrol amaçlı ailenin gözetiminde bu bölgelere dokunması kötü bir şey değildir. Bunlar iyi dokunuşlardır. Eğer biri sana karşı kötü dokunuşta bulunursa bunu senden sır olarak saklamanı isteyebilir. Sana sözler verebilir veya hediyeler alma bahanesinde bulunabilir. Ama ne olursa olsun mutlaka başka bir yetişkin bireye gidip birinin sana kötü dokunuşta bulunduğunu söylemelisin. Eğer biri özel bölgelerine dokunursa veya dokunmaya çalışırsa mutlaka öğretmenine veya ailenden birine durumu anlatmalısın. Eğer biri sana kötü bir şekilde dokunmaya çalışırsa bu asla senin suçun değildir. Böyle bir şey olursa ailen veya öğretmenin bunu mutlaka bilmek isterler. Ve bu sayede bu olayın bir daha başına gelmemesini sağlarlar.